Bağın sayfa 322 mektup 245 değil mi? Ve in min şeyin illa bihamdiye selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü bi adedi aşireti deqaike eyyamil firak. Aziz Sıddık kardeşim sana bu defa 29. mektubun 3. kısmını ve 5. kısmını gönderiyorum. Muzat Kur'an'ın tevafukla ilgili yazılma tarzındaki şeyi bir de 5. kısım varmış. 5. kısım olan 5. Risale de Allah'ın nuru semavati vel arz ayetinin bir tefsirini yapılıyor. Kısım kısım şurası. Bu iki risale için üstad ondan sonra yazmış olduğu mektupta. Üçüncü kısmında bir sır var. Ramazanda bir saatte benimle müsevvit zat hastayken süratle yazılmış. Göreceğiniz tarz aynen bulunmuş. Biz hayret ettik, anladık ki o kısımda Kur'an'a dair niyetimiz tam haktır ve lazımdır ki böyle olmuştur. Hasta bir tarafından, yazıcı tarafından o zaman Üstad'ın yanındaki talebe bir saat içerisinde o uzun yeri yazmışlar. Bu da Üstad'ın tevafuklu Kur'an yazmaya dair niyetine karşı bir manevi tasdik olduğunu ifade ediyor. Hem mucizatı Ahmediye'deki tevafukata bir senedi kati olarak iki parça o mektubun 4. ve 5. cüzlerini gönderdim. O iki parça o Risale'nin telifinin akabinde acemi bir müstensi, müsvedde asliden acele yazdığı hatta salavatları aleyhissalatü vesselam işaretle geçtiği halde iki sene sonra tetkik ettik, ümidimiz fevkinde acip bir tevafuk gördük. Yazılan Risale'de bir tevafuk yakalamışlar, iki sene sonra görmüşler. Sonra ondan daha daha acemi bir müstensiye dedim. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam kelimesiyle Kur'an kelimesini kırmızı yaz. Aynen o nüshayı istihsah et. Halbuki ikinci müstehsin, müstensih çok acemiydi. Evvelki müstensihin müstahsındaki tevafuku kısmen bozmuş, şuuru taluk ettiği için letafetini ihlal etmiş. Fakat yine tevafukatta bir hüccet olur. Siz de güzelce kendinize tebiz ediniz. O müsvetti ulanın bir sureti ya sende veya Abdülmecid'de mahfuz kalsın. Yazılan eserler içerisindeki alt alta gelen kelimeler. Şimdi bunların aslı hala duruyor muhafaza ediliyor. Şu anda biz Latince okuduğumuzdan dolayı bunları göremiyoruz ama orijinal eskimez yazıyla yazılan da alt alta gelen Resul-i kelimeleri, Kur'an kelimeleri alt alta gelmiş. Yani kimsenin birbirinden haberi yok. Hatta Acemiler yazdığı halde iki sene sonra Üstad bunları fark etmiş. Tevafuk. Sır böyle çok basit bir şey. Çok adi perdeler içerisinde çok güzel işaretler var diyor Üstad. Ehli anlar. Gerçekten de dikkat edin. Bir şey yaparken böyle çok tevafuk olur. Ben mesela yazarken bile burada denk geliyor mesela. Bakıyorum. Hatta işaretlemiyorum bazılarını. Geçen yazarken de dikkatimi çekti. Mesela ihtiyaçtır. ihtiyacını alt alta gelmiş mesela. Tamam mı? Ki eski derslerde çok var. Tamam mı? Yazarken diyorsun ki ya latince yazıyorsun. Yani. Ki, ama kast yok yani. Yazarken kast etmiyorsun. Mesela olduğunu olduğunu alt alta geliyor. olduğunu gösterirken olduğunu ifade ediyor. Alt alta gelmiş mesela. Tamam mı? Öyle hızlı hızlı yazarken gidiyorsun. Bir de düşünün ki bunun orijinal metinde yapılması, denk gelmesi. Tabi insana şek veriyor yani basit şeyler diyorsun ama koca bir sayfada hiçbir kast gözetilmeden alt alta değilen bile bunu çokça geldiğini düşün. Sızırlı olur yani. Evet. Şimdi Kur'an-ı Beyan'ın 200 eczai icazından bir cüzünü göze gösterecek birkaç Kur'an'ı yazdırıyoruz. Birisi tamam oluyor. İçinde 2806 lafsayı celalden yani Allah lafsından Yüzde bir müstesna umumen tevafuku gaybi tarzında görünüyor. Lafzullah'ı kırmızı ile yazdır, yazdırdık. Gören Kur'an'ın icazını e gözümle görebiliyorum diyebilir. Mesela bakın inanır mısınız? Su Kur'an'ın renkli yazılıp içerisindeki tevafuku gösterme hadisesi ne karşı bile bida diyenler olmuş. Ha işte düşün yani. E bunu söyleyen de işte Üstad diyor ki göze gösteriyoruz diyor. Kur'an'ın mesela oynama yok ya. Mesela Hafız Osman hattıyla yazılıyor. İşte sure-i müdayene ölçüdür. Ona göre yani orijinal Kur'an yazılaraktan tık 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 tık, tık altlarda böyle mesela Allah 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 diye alt alta geliyor aynı sayfada. Altın, sayfanın altında Allah'a çokça zikrediniz diye ayet geçiyor. E şey Ashab-ı bahsediyor. Sayfayı deliyorsun kaç sayfa sonra köpeğin ismine denk geliyor kıtmir diye. Bak bunlar nazara verilmiş. Yani Risale-i Nur hem manevi hem maddi mucize yönlü Kur'an'ın dersi veriyor. Adam buna takmış kafa. Niye renkli Kur'an yazıyorsunuz? Kafa dar, dar, kafa. Kafa dar, şuur. Evet, Kur'an'ın icazını gözümle görebiliyorum diyebilir. Lafzullah'ın kırmızıyla yazdırdık. Gören Kur'an'ın icazını yani mucizeni gözümle görebiliyorum diyebilir. İnşallah bu cüz'i icaz ki bu cüz'i bir icaz. Yani çok Küçük bir Kur'an'ın mucize yönü yani. Hattı Kur'an'ı muhafaza edecek, tarihten kurtaracak. Hattı Kur'an'ı muhafaza edecek, tarihten kurtaracak. Bu yapılmış yani. Bilerek Kur'an yazısı ortadan kaldırılmak için uğraşılmış bir zamanda bu icraatlar yapılıyor. Ona dikkat etmek lazım. Şimdi rahat koltuklarında din anlatan insanlar anlamazlar bu zatın çekmiş olduğu sıkıntıları. Elmas kalemli kardeşlerimize taksim ettim. En birinci kardeşimiz Hakkı Efendi. Birinci cüz'ü yazdı. ikincisini, üçüncüsünü senin bedeline yazmaya haişkardır. Başta validenize... Fethi Bey Hoca, Abdurrahman Bey, yeni talebem İmam Ömer Efendi olarak sözlerle alakalı olanlara selam ve dua ediyorum. Dualarını isterim. Sabuk müftü Kemal de ki müjde her bir saat hastalıklı ömrü bir gün ibadet yükmüne Şu zamanda hayatın en iyi sureti böyledir. Hastalıkta yani. Çünkü insan kendi kendini yeter görebildiği anda azgınlaşı veriliyor ayet-i kerime. Biz dergah ilahide onun hakkında en hayırlısını niyaz edip dua ediyoruz ve edeceğiz. Öylelerin duası makbuldür hasta olduğu için. Bana dua etsin. Hoca Abdurrahman ile Fethi Bey ikisi has talebelerin daire duası içinde duada kazancıma isyadadırlar. İkisi bana dua etsinler. Eskide benim Ömer isminde talebem vardı. Senin şimdiki oradaki Ömer Efendi ona, ona duada arkadaş olmuştur. Evet kardeşiniz Mirzazade Said Nursi.